Geçir bir mutluluk, geçir bir mutluluk, geçir bir mutluluk, geçir. Big it up, big it up. Yeah. Voley'e hoş geldiniz. Knockout'a başlıyoruz Avrupa Şampiyonası'nda. Her gece bizimle buradaydınız. Biz de yeni sezonda Süper Lig'in başlangıç haftasıyla birlikte Knockout'a Uğur Karakulukçu, Serdar Çelikler ve Ali Ece ile merhaba diyoruz. Sizlerin bu desteği bizlerin bu programı devam ettirmesinde çok önemli. Öncelikle hepinize teşekkür ediyoruz. Bir de hatırlatma yapalım. Sizler bizleri ekranlarda yalnız bırakmıyorsunuz. Getir'den Voley uygulamasında bir anket paylaşmıştık. Beni takip ediyorsunuz. Voley uygulamasını indiriyorsunuz ve tam 10 kişiye 50 TL'lik hediye çeki vereceğiz. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş yeni kardeşim. Sezon hepimize hayırlı olsun. Efendim Voleyciler asıl siz hoş geldiniz. Valla doğru söylüyor Yavuz. Bizi de hiç yalnız bırakmadınız şeyde. Euro döneminde biz de çok keyif aldık. Burada da sonuna kadar kaldık. İtalya'mızı da şampiyon yaptık. İyi bir yayın dönemi geçirdik. Canlı yayın bizim için yeni bir deneyimdi. Biz hepimiz çok tecrübeli televizyoncularız. Birçok televizyon kanalında çalıştık. Oradaki canlı yayın nasıl biliyoruz. Ben, yanı sıra Uğur ayrıca YouTube uzmanı. Kendi YouTube kanalını kurmaktan tut. Birçok YouTube kanalında da iş yapmış birisi. Ali hakeza öyle. Yağız zaten bu kuşakta. Ben hepsinden biraz daha geriyim bu konuda. O yüzden bir YouTube üzerinden yayın yapan platformun canlı yayınlarında ne olacağını en çok ben merak ediyordum. Ama sayenizde çok çok iyi gitti. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu sezonda, ilk sezonda da arada bu Knockout'ta bazen dönüşümlü, bazen işte üçümüzün bir arada olduğu, bazen ikimiz burada olacağız, bazen Ali ile Uğur burada, bazen bir kişi olacak. Başı yanımız, yöremizde diğer arkadaşlarımız olacak ama Voley'de programlarımız sürecek. Voley'e gösterdiğiniz bu ilgiden dolayı ancak size minnettarız. İnşallah iyi bir sezon geçer. Bütün meslektaşlarımıza kazasız belasız iyi bir sezon diliyoruz. Voley'e özellikle diliyoruz. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Ali kardeşimle, Uğur kardeşime de hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Hepiniz hoş geldiniz tekrar. Yeşil lacivert nerenin formasıydı? Bak güzel forma olurmuş yeşil lacivert. Hiç yoktu mu yeşil lacivert? Valla bilmiyorum abi. Var yeşil mi? Lacivert var mı? Kuzey İrlanda milli takımı var. Ha doğru güzel. Doğru Kuzey İrlanda yeşil lacivert. Maviyi çıkarınca. Ama yani yeşil lacivert olurmuş bir takım kursak yapılabilir yani. Yeşil lacivert. Evet. Fenerbahçe Vitor Pereira ile galibiyetle başladı. Adam ya Vitor. Sevdiğim birisi Vitor. Direkt senden başlıyor. Ben seviyorum Vitor'u ya. Nasıl buldunuz oyunu? Sırayla hepinize soracağım. Oyun bulsaydık bulamadık. Yani oyunu bulamadığımız için skora yönelik bir şey söyleyeceğiz. Yani Fenerbahçe golü attı ikinci yarı. Ondan sonra bir son 3 dakika kala falan bir İrfan dribling yaptı işte. Adana Demirsporlu stoperi sarı kart gösterttirdi. O kadar yani 45'te 90 artı yani 46 ile 90 artı 6 arasında yoktu Fenerbahçe. İlk yarı hareketli bir oyun vardı sevgili Uğur Karakulukçu. Karşılıklı vardı ilk yarı ama ikinci İki takım da iyiydi. Özellikle Adana Demirspor'da Balotelli set oyununda sağa sola topu sürekli oyunu 3. bölgede başlatan isimdi ama ikinci yarının hemen başında o ilk yarıda gelmeyen gol Fenerbahçe'den geldi. Ardından Balotelli oyundan alındı ve Adana Demirspor son 20 dakikaya kadar aslında çok da iyi değildi ki son 20 dakikadan sonra da bambaşka bir oyun ve tek kale gibi bir oyun izledik. Ya son bölümü ayrı değerlendiririz ama en temelde hani şunu söylemek lazım. Yani iki takım içinde belki iki ay sonra şu an izlediğimiz maçtan çok fazla iz taşımayacak iki takımda. Yani sonuçta tabii. Fenerbahçe yıllar sonra üçlü savunma oynuyor. Düzenli oynadığı yakın dönemde de bir deneyimi yok. Vitor Pereira döneminde de aslında dörtlü ağırlıklı oynamıştı bir önceki Vitor tabii. Pereira dönemi. Vitor Pereira diğer takımlarında hani Porto'da da aslında dörtlü oynuyor. Porto'da zaten 4-3-3 sabittir yani. Yani çok nadir değişir. Ama işte diğer deneyimlerinde üçlü savunma oynatabilme becerisi ki akıllarda hep Fenerbahçe'deki son maçında üçlü çıkıp Monaco'ya karşı oynadığı ve yönetimi Monaco'yu seviyesini pek tartamadığı için gönderdiği bir Vitor Pereira portresi vardı. Daha sonra yarı finale çıkacak olan Monaco'dan bahsediyorum. Ama ne olursa olsun Fenerbahçe'nin bu yapısının uygunluğuna karşı bir pratiği yok. Doğal olarak şimdi uygulamada da eksikler olacak bu bir. İkincisi Fenerbahçe'nin bu yapıyı uygulayabilmesi için kanat beklerinin de aslında bu modele uygun seçilmesi lazım bence ve kadro yapısının çerçevesine baktığım zaman hani dediğim gibi 10 hafta sonra ben ne Osay ne Ferdi'yi Fenerbahçe'nin kanat beki olarak izleyeceğimizi düşünmüyorum. İnşallah. Birimiz yani Becerip transfer yaparlarsa. Çok temel sebepleri var. Bence kadro yani şu gün transfer yasağı gelsin Fenerbahçe yine 10 hafta sonra bu ikisi oynamaz. Bence çünkü birincisi Osayi'nin
Zaten kanat oynarken bile 4-2-3-1'de sağ açık oynarken bile ceza sahasına girişleri sıkıntılı. Yani hücum bindirmeleri zayıf bir oyuncu. Tabii. Hani toplu buluştuğu zaman da kenardan girip içeri çevirme yapamadı basit. İşte yani repertuarı dar. Açık söyleyeyim yani repertuarı dar bir oyuncu. Atlet ama repertuarı dar bir oyuncu. Top tekniği bakımından. Çok bir yaratıcılık katamaz o taraftan. Bence savunma anlamında da daha tecrübeli ve benzer bir atletizme sahip olan Valencia tamamen %100 Hafital'e geldiğinde o formayı alma yani o sayın tutma ihtimali yok bu bir. İkincisi bence bir ikinci oyuncu bile değil. Burak Kapacak bence burada bence bir başka aday. Şimdi tabii ki yani kolay bir şey değil. Yani pratikte yıllardır kullanılmıyor. Ligde de bir alışkanlığı olmuyor. Yani bu oyuncuların da birçoğu Fenerbahçe'den önce de bu düzende oynayan oyuncular değiller. Özellikle yerli oyuncular. Elbette bunun getirileri zamanla bence çok daha net belli olacaktır. Çünkü Fenerbahçe'nin özellikle savunması çok uygun. Orta sahada bol alternatif var. Orta sahaya da uygun olduğunu düşünüyorum. Samatta'ya uygun herhangi bir formasyon yok. O yüzden ona girmeyeceğim ama temelde Fenerbahçe'nin nüvesine uygun bir yapı var. Ama ne olursa olsun şimdi üçlü savunma oynadığınız zaman yani futbol bir şey gibi düşünün. Puzzle bir tane boşluk var. Eskiden böyle oyunlar vardı kaydırmalı. Bir tane boşluk kaydıra kaydıra resmi yapmaya çalışıyordu. Futbol biraz böyle bir oyun. Zaten bir tane eksik var. Nereden eksilteceğine karar vererek yapıyorsun bu işi. Üçlü oynamanın alameti farikası da merkezi kalabalık tutup kanatlardan fedakarlık yapmak. Peki bu ne yapıyor sana? Kanattaki oyuncu tek ve yeterli olması lazım. Kanattaki üretimi devam ettirebilmesi lazım bir oyuncunun. Şimdi Osayi yaratıcı bir oyuncu değil. Savunmada farklılık yaratacak kadar çok yönlü bir oyuncu değil. Orta sahaya katılımı sınırlı. İyi bir atlet ama o kadar. Bence daha fazla olduğunu düşünmüyorum. Ben Fenerbahçe seviyesi oyuncu olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani bir öyle bir durum var. İkincisi Ferdi. Kasımpaşa'da falan hani, kapanıp çıkart takımlarda etkili olur. Ya da büyüklüklerin ikinci liglerinde daha çok varlık gözü. Biraz daha atletizm işte evet. İşte ne bileyim İskoçya Ligi falan hani biraz daha. Fulham'la Rangers istiyor zaten. Hemen gitsin. Ha direkt denk hani hemen zaten hemen. Denk gelmiş. Ferdi onda. Kanat beki zaten oynayabilecek bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum ben. Çünkü Ferdi de hani dinamik oyuncular bence bu rolü üstlenebilir. Ferdi daha çok işin teknik, topla ilişkisi biraz daha düzgün. Kendisine müsaade edilen zorluk derecesi yüksek maçlarda iş yapabilecek. Fener bir kulübe alternatif olabilir Fenerbahçe'de. Maksimumunun bu olduğunu düşünüyorum. Daha fazlasını elde edebileceği yer de Fenerbahçe değil bence. Doğal olarak kanat beklerinden verim alamadığın zaman bir noktada o seni kısıtlıyor. Biz özellikle üçlü savunma oynayan büyük liglerdeki takımların maçlarına baktığımız zaman oralardan çok üretim aldıklarını görüyoruz. Ya yani bu kadar kısıtlı kalan kanat bekleriyle de Fenerbahçe'nin üretimi merkezde iş yapacak oyunculara kaldı. Burada iki tane isim var kilit. Birisi Mesut, birisi İrfan. Ya Mesut bize gösterdi ki hani sakatlıktan dönüşünde de biraz daha süreye ihtiyacı var. Çok şey gözükmüyor. Yani bana Arsenal'deki o zirve günlerine yakın, Prime Mesut'a yakın gözükmedi. Ama İrfan allığı var. Fenerbahçe'nin gole kadar olan bütün pozisyonların içinde var. Bir topu çekip 3 oyuncuyu orta sahada çizgisinin gerisinden arkaya kaçırdığı top baskı altında hem sakin kaldı hem hamlesini yaptı üstüne pasını attı. Gerçekten özel bir yetenek. Ben Fenerbahçe'nin en iyi orta saha oyuncusu olduğunu düşünüyorum açık ara. İrfan'ın keza golde de zaten asisti yapan da oyuncu. Ama birçok pozisyonda gerçekten ağırlığını koyuyor. Eğer iyi bir yapı olursa iyi bir yapının karar alıcı yaratıcı oyuncusu olarak İrfan'ın ben çok daha bugüne kadarki istatistiklerin üstüne çıkacağını düşünüyorum. Ama bunun için Fenerbahçe'nin yapıyı oturtabilmesi lazım. Oyunculara çok yüklenmek istemiyorum. Hocaya da çok yüklenmek istemiyorum. Neticede oyun anlamında daha ilerleyecek çok vakitleri var. Oyun açısından çok vakitleri var. Ama bugün kanatlardan üretim olunca biraz iş merkeze kaldı. Merkezde de İrfan'ın yaratıcılığına kalındı. Adana Demirspor'da da ben Samet Hoca'nın bazı değişikliklerinin etkili olduğunu düşünüyorum ama bu kadar oyunu mahkum edebilecek bir ceza sahasına girebilecek noktaya getirdikten sonra Balotelli'nin neden çıktığı biraz benim kafamı kurcalıyor. Yani iş bu noktaya gelecekse hatalı olduğunu düşünüyor musun değişikliği? Yani Diba'nın yerine yani son vuruşları daha son Balonga'nın yerine ben Balotelli'nin yapmasını tercih ederdim. En azından orada top ayağını aldığında yanına da hem verebilecek hem vurabilecek bir oyuncu ki çok uzaklardan bile denemesinin ne kadar başarılı olduğunu gördük. Eğer 60 dakikalık oyuncuysa da 45'te oyuna sokması daha faydalı olabilirmiş. Onun dışında bir isimden daha bahsedeceğim. İki isimden daha. Svensson. Bence yani bu yani şöyle söyleyeyim Adana Demirspor'un en iyi oyuncusu bence. Evet.
Balotelli'si dahil, Belhanda'sı dahil, Osubus'u dahil. Yani yarın öbür gün daha iyi oynaması muhtemel. Daha sükseli, daha tanınan oyuncularından daha önde bir oyuncu bence şu an için. Çok diri, yaşı ve hani atletizmi belli, çok fit, oyunu çok iyi okuyor, hep doğru karar veriyor. Yani bence bu ligin en iyi sağ bekleri arasında şu an bile ben Top 3'e yazabileceğim bir performanstı. Ya biraz daha izlemek lazım. Yani Hollanda liginden az çok biliyoruz. Ferdi'nin oynamasını da ihmal etmeyelim. Ama Svensson gerçekten çok çok iyi iş yaptı. Gökhan İnler'in de komutan gibi gerçekten orta sahada çok iyi oynadı hakikaten. Çok doğru yer pozisyonu, çok da doğru paslar verdiğini gördüm ama onun dışında yani zamana ihtiyacı var. Ben Samet Hoca'yla kan uyuşmazlığı olma ihtimali yüksek görmekle birlikte iş yapacak bir kadro olduğunu düşünüyorum. Samet de hiçbir formasyonun oyuncusu değil dedi Serdar Çelikler. Katılır mısın? Çünkü Fenerbahçe taraftarını da sorsan hepsi santrfor transferi bekliyor haklı olarak. Ben izninle yani maçla ilgili tek bir şey söyleyip sonra sözü tekrar sana geri vermek istiyorum. Çünkü ben genel kadroyla ilgili çok fazla eleştiri yapacağım. Kadroyla ilgili eleştiri de Vitor Pereira'ya yapmayacağım. Ali Koç'a yapacağım. O yüzden hani maçla ilgili ben Uğur'a katılıyorum. Hocanın, Samet Hoca, Balotelli ve Belhanda da iyi oynuyordu ikinci yarıda. Ha, yorulmuştur. Onu bilemem ama değişikliklerle takım kalitesi geri gitti. Şeyi arttı. Direnci. Atletizm arttı ama kalitesi geri gitti. Bu arada penaltı beklediği pozisyonda şeyin Akintola'nın Nazım Akintola pozisyonunda Akintola'ya sarı kart gerekirdi. Cüneyt Çakır bunu uyguladı Karagümrük Antep maçında. VAR'dan gelen bilgi sonrasında oyunu durdurup kendini yere attığı için sarı kart verdi. Hücum oyuncusu, Karagümrüklü hücum oyuncusu Pesic ona sarı kart gösterdi. Ali Şansalan Akintola'ya sarı kart göstermeliydi. Kim diyorsa ki penaltı o net bir şekilde taraflı bir yorum yapıyordur. Onu da buradan Fenerli kardeşlerime söyleyeyim. O pozisyon için. Osayi'nin pozisyonunun ilk yarıda bir pozisyon var. İkinci yarının hemen başında. Yine bir sıfırdan sonra. O pozisyonda Osayi topa dokunamıyorsa Castro'ya penaltı yaptırmış olabilir. Onu tekrar iyi izlemek lazım. Diğer yorumunu sonra mı yapacaksın? Ben genel kadro yorumunu, yani maçı bitirelim ondan maçı sonra maçı bitirdikten yapacağım. Sonra söz vereceğim. Ali Ece sana bir şey soracağım. İki yorumcumuzdan da kanat beklerine eleştiri geldi. Şu anda Fenerbahçe'nin elindeki kanat beklerinden biri kadro dışı. Caner Erkin bu formasyonda yer bulamaz mıydı kendisine? Caner Erkin'in sebebinin, kadro dışı kalma sebebinin sadece futbolculuk özelliklerinden dolayı olduğuna kesinlikle kimse beni inandıramaz. Başka takımın iç dinamikleriyle alakalı, kulüple ilişkileriyle alakalı biriken bir şeyler olması gerekiyor ki bu karar alındı. Yoksa Ferdi yerine her şekilde orada herhalde. Caner kağıt üzerinde yani 3-4-2-1 düzeninde Caner'i daha önce tanımayan birisi ki Vitor Pereira ilişkiler iyi değildi. Daha önce hiç tanımayan birisi gelse 100 hocadan 99'u Caner orada oynatır. Ama kulüp içinde başka sebepler var ki bu karar alındı. Başka bir açıklaması olamaz bunun. Sadece futbol sebepleriyle olamaz. Zaten oraya kesinlikle bir oyuncu gerekiyor. İyi bir oyuncu gerekiyor. 3-4-2-1 oynamanız için mesela şimdi hani ben de Uğur Karakurt'a katılıyorum ya. Osayi Samuel bu düzenin kesinlikle sağ kanat beki olarak ideal oyuncusu değil. Bir pozisyon var. Penaltı değil tabii ki o pozisyon. Ama Osayi'ninki çok riskli. Savunma fundamentalı çok eksik. O yaptığı hareket. Orada rakibe takılmadığı ayağı ama yani bu maçı Vitor Pereira aldı. Onu söyleyeyim mi? Değişiklik yani bu maçı alan Vitor Pereira. Şimdi Vitor Pereira idealindeki oyunu oynatmadı. Yani idealindeki oyunda şu parçalar yerindeydi. Mesut ile İrfan. 3-4-2-1 oradaki ikili için Pelkas, İrfan, Mesut. Son derece yeterli 3 oyuncu. Üçünün ikisini oynat orada. Santraforu, ideal santraforu yok kafada. Serdar Dursun alternatif santraforu olarak girdi. Kesinlikle Samatlı'dan çok daha etkili oldu. En azından o arkadaki ikiliyi oynatabilen bir oyuncu. Ve sonra sakatlanıp çıkmak zorunda kaldı. Yani yine ona rağmen Vitor Pereira niye maçı aldı diyorum. Hani idealindeki oyun değil. Bu oyuncu malzemesiyle bu kadar zor bir deplasmandan ilk haftada 3 puanı nasıl korurum? O oyunu oynattı. Ya yani bu sürdürülebilir bir şey değil. Yani 15. haftada Fenerbahçe bunu bu şekilde yapamaz. Zaten Vitor Pereira da böyle yapmak istemiyor. O yüzden başka oyuncular istiyor. Bu en doğal hakkı. Çünkü bu düzenle oynattı. Bütün hazırlık maçlarında birçok tartışma döndü. Ben şimdi ilk kez Fenerbahçe'nin Vitor Pereira'nın üçlü savunma tercihiyle ilgili ilk kez bir açıklama yapacağım. Kendini ve Ali Ece olarak tanıtanlara, başka yani Ali Ece olmayıp tanıtanlara siz gerekli muameleyi yapın. Yapacağınızı biliyorsunuz. Ben şimdi kendi fikrimi söyleyeyim. Şimdi yıllardır Fenerbahçe'de birçok stoper oyuncusu gitti geldi. Hepsi daha önceki oynadıkları takımdan neredeyse Atilla hariç, Atilla Salahi hariç, Zanka, senin adam, Rami,
Adil Rami. Ha, işte daha önce oynadıkları takımlardan çok daha kötü oynadı. Yani Rami çok daha kötü oynadı. Zanka da kötü oynadı. Kopenhag'a göre. 11 tane Danimarka milli takımı. Ya o kadar stoper aldı ki orada Jailson oynatıldı. Felaket kötü sonuçlar verdi. Yani belki iyi bir defansif orta saha oyuncusu olarak gelişecekti. Hala Fenerbahçe kadrosunda olmamış. Stoper o kadar kötüydü ki. Demek ki adamın bir tespiti var o yüzden. Yoksa Vitor Pereira her gittiği takımda Uğur Kayakçı'nın anlattığı. Mesela Porto dörtlü savunmaya oynamaya çok müsait bir takım olduğu için. İki tane aslan gibi stoperi var. Porto biraz şey yani. Orada hep hocayı bırakmazlar yani. Ya zaten öyle oynuyor. Orada çünkü orası pazar orası yani. 4-3-3. Yani 4-3-3. O Porto'dan çık çık. Porto'dan 15 yıldır çıkan stoperlere bak. E dünya futboluna damga vuran bir stoper var. Pepe kafadan. Damga vurmayan da çok var ama. Hayır zaten stoper tandemi için yıllardır modellenmiş bir takım yani. Anlatabiliyor muyum? Ya kardeşim sen beni almışsın oyna. Sen beni almışsın demişsin ki buraya gel yayın yap. Tamam işte o zaman tamam, Serdar benim, Ali. İşte. Beni buraya gel yayın yap diye al çağırdıysan benim istediklerimi yapacaksın. Aynen öyle. Şimdi mesela bu adamı niye getirdin abi ya? Bak bu düzende bir kere iki tane oyuncu çok verimli. Son derece uygun ikisine de. Gördüğümüz gibi kesinlikle böyle Marcel Tisserand. Dörtlü savunmaya çok adamın daha iyi. Adamın değeri arttı tabii. İstatistikleri de dengeleyelim. Açıklayalım. %70 ikili mücadele kazanmış. Gayet iyi. Ve hani benim hep yorumum var ya. Tisserand 89 dakika çok iyi oynasa da 1 dakikada bir bireysel hata yapıyor. Genelde de bir hava topu zamanlama hatası oluyordu. Dikkat onu da düzeltmiş. Yani hava topları geçen sezondan daha iyiydi. Bak bu zor bir deplasman. Bayağı zor bir deplasman. Böyle işte paralar harcayıp Balotelli, Belanda gibi yıldız üstü oyuncular almasa da 11 tane görev adamıyla oynasa da Adana Demirspor formasıyla tabii. Sezonun ilk maçında Adana deplasmanı her şekilde çok zor. O taraftar, o baskı çok zor. Sen böyle tamamlanmamış bir takımsın şu anda. Tamamlanmış bir kadrosu var Fenerbahçe. O sol kanat işi o. Yani o bir kere sol kanat santrafor kesin. Bence böyle Burak Kapacak dışında bir oyuncu daha sağ kanada düşünülebilir. Ama Valencia mesela orada oynayabilir mi? Veya Ozan. Ozan Tufan orada oynayabilir mi? Ozan devre dışı. Onu ama, biraz anlatacağız. Ama böyle santrafor işi şart. Yani eğer hoca ben bu Samatta'yı düzelteceğim. Aman abi. 4 hafta, 5 hafta sabırlı olun diyorsa tamam. Ama bence artık bütün kararları Vitor Pereira vermeli. Özellikle böyle transferde. Çünkü onun düzeni onun oyuncuları olmalı. Yani başkalarının oyuncularıyla oyuncu teknik direktör idealindeki oyunu oynatamaz. Bir de şuradan örnek verelim. Bu 3-4-2-1 dediğimiz düzende. Bir kere bunun en güzel artısı işte İrfan, Mesut, Pelkas gibi oyunculardan böyle özel yetenekli oyuncular, Türkiye Ligi ortalamasında fazlasıyla özel yetenekli oyuncular bunlar. İkisini birden sahaya sürebiliyorsun. Şifo ile Sergen beraber oynamaz ezberi yok. Ezber yıkan. Bunun 3-4-2-1'in oynatılması hepinden bir tanesi de bu. Ama o ikilinin önündeki santrafor iyi olmadıktan sonra bir yere kadar oluyor. Örnek. Haaland nerede? Hani Haaland hep yetenekliydi. Yani 18 yaşını falan şampiyon liginde attı, sürekli attı. Ama Dortmund'da o takıma geldi. 3-4-2 Haaland oldu orası. Tabii. Ya bu düzende o ikilinin arkasında çok daha fazla pozisyona girecek. Çok daha fazla pozisyonu gole çevirme yüzdesi yüksek yetenekte oyuncular. Form grafiği sürekli yüksek oyuncu lazım. İki atletik oyuncu lazım. O mesela illa Haaland demiyorum ama abi öyle oyuncular da çıkıyor işte yani. Bulacaksın. Sörlot isteyip doğru bir modellemeydi o zaman. Artık alacaksın. Bak önceden bulacaksın ve şey hatayı yapmayacaksın. O konuya da kısaca değinmek istiyorum. Teknik direktör tercihi yapılmadan stoper almak hiç akıllıca bir hareket değil. Transfer yapmak. Stephen Colker transferi ve sonra çıkan tartışma. Şimdi o yüzden bırakın. Mesela Kim geldi değil mi? Kim Minci. Ben böyle Slaven Bilic'le konuştum. Çok iddialı, çok güçlü. Türkiye Ligi'ne çok uygun tarzda olduğunu söylüyor. Slaven Bilic söylüyor. Çünkü onun talebesiydi. Hı hı. Pereira da beğeniyor. Pereira da Çin Ligi'nde çalıştı yıllarca. Liste başıydı Pereira'nın. Hayır. Dino Perinç de vardı mesela. O zaman bak, santrafor'a da Vitor Pereira'nın kafasındaki birinci sıradaki oyuncuyu almak gerekiyor. Yani Kim böyle çok bilinen bir oyuncu mu? Mesela Türkiye'de herkes o Kim diyor yani daha çok. Hani espri yapıyor anladın mı? Ama bak Bilic tamam diyor ve Pereira da tamam diyor. Serdar'ın söylediği gibi adamı getirdin. En baştan bir tespit yap. Tesislerde kaldı bütün yaz. Bak ben bunu bir takdir ederim. Bütün yaz tesiste kaldı. Çünkü Vitor Pereira da biliyor ki Fenerbahçe yıllardır beklentilerin altında kalıyor performans olarak. Ve artık o beklentileri karşılamak için çok ekstradan çalışması gerekiyor. Üzerine düşeni yaptığını düşünüyorum. Şimdi de yönetimin üzerine düşeni yapması gerekiyor.